Merhabalar, bugün YouTuberları oynadıkları şampiyonlar üzerinden yargılayacağım. Karşınızda şampiyon ustalığına göre büyüyen görsellerle bir grafik var ve buraya baktığımızda bu Morgana'lar, Lux'lar, Zyra'lar bize destek main birini gösteriyor. Ama skor çalmayı seven bir destek, hasar vurmak isteyen bir destek, derdi nişancısını korumak ya da takımına destek olmak değil, sadece destek sıfatını kullanıp sorumluluktan kaçmak isteyen, hey benden taşımamı bekleyemezsiniz ya da minyon kesmekle uğraşmak istemiyorum deyip iş skora konmak olunca, iş kili çalmak olunca ortaya çıkan parlayan kötü bir takım arkadaşı görüyoruz. Ve bu kişi elbette benim. Bu şekilde ustalıklara tek tek bakıp YouTuberların kişiliklerini analiz ediyor olacağım. Twitter'da biri Ryze adeta Shaco'nun taktığı bir rozet gibi demiş. Gerçekten de öyle duruyor bu arada. Bakın şurada 250.000 görseli var. Oturttuğumuzda tam 250.000 Morgana'm var. Böyle Lux, Zyra gibi pis şampiyonlarla takip ediyorum. Araya ormancılarım karışmış. Master Yi, Zek, Mundo. Ne kadar böyle bak Volibear, Nocturne, böyle basit adamın üzerine atlamalı ormancı varsa bizde. Ne kadar hasar veren pislik destek varsa bizde. Acaba bana Yordle sevdiğimi söyleyebilir miyiz? Bak Kennen, Tristana, Heimer, Corki böyle küçük küçük hep öne çıkmış Yordle'lar. Şu Garen içinde özür dilerim, bir ara çok oynuyordum. En az ustalık puanına sahip olduğum şampiyonlar da bu şekildeymiş. Bakın Ryze, LB, Riven, Fjord, ne kadar yetenek isteyen şampiyon varsa hepsi bende en aşağıda abi. 176 Yasuo var, mid sal. Şimdi gelin sıradaki YouTuber'ımıza geçelim. Vahitçim, söylediğin kadar Kasadin oynuyor musun bakalım? İsmine Kasadin koyacak kadar oynuyor musun? Elbette oynuyorsun. Kocaman bir Kasadin'in yanında çirkin ormancılar Kasadin ve Elis görüyoruz. Tam bir işte Vahit'in eski mainleri sıralı. LB yetenek ister, Akali yetenek ister, Rumble aynı şekilde böyle yetenek isteyen ve rakibin canını sıkan şampiyonlar görüyorum. Bunların arasında Shaco'nun olmaması beni şaşırttı. Demek ki o kadar da psikopat değil bizim Vahit. Tadında psikopat. Şu minicik olan da Nidalee'nin kenarında. Kim bu? Galio mu bu? Bak bak, iyi niyetli midleri oynamıyor. Bu Galio ise de anlamak mümkün değil ki. Boyuta bakar mısınız? 3 piksel. Herhalde Galio. Skarner burada minicik kalmış. Aslında Vahitlik bir ormancı bence. Böyle Gityardır, Belvet falan. Bunları daha çok oynamalısın Vahit. Shyvana. Bunlar daha fazlasını hak ediyor. Ama midde 3 çarı var resmen yani. LeBlanc, Akali, Kasadin. OTP değil, 3P mid. Gerçi Qiyana da varmış şurada. Katan. Tam var ya. Çeşitlilik var ve baktığımızda bol şampiyon görüyoruz. Helal Vahit. Kasadin's Creed ismini hak ediyoruz. En az puanı olan şampiyon da Yuumi'ymiş. Bak adam yerinde duramıyor. Ben bu oyunu oynayacağım diyor. Oyunu oynamayan şampiyonlar da yokum diyor. Takdir ettim. Sıradaki. Tabii bütün bu YouTuber'ların daha fazla hesapları olabilir ve vardır ama hepsine bakamam. Ben videolarda genel main gördüklerime bakıyorum ve karşımızda bir efsane var. Bir efsane var. Oyun bros var. Bakalım neler yapmış. Jarvan'ı çok sevdiğini biliyordum ama Fizz nerede? Togi Fizz'i çok sever. Ha bak şurada. Yine ufak kalmış. Bu ne oğlum? Sion, Viktor, Jarvan, Graga, ne kadar enteresan bir şampiyon mainleme şeyi varmış Togi'nin. Birkaç tane şampiyonu bir tık fazla oynamış resmen sadece. Ve hani böyle bak, çok küçük olan şampiyon yok. Bir şampiyon oynuyorsa mutlaka birkaç maç oynamış. 10-15 şampiyon. Yemin ediyorum şeyden, A'dan Z'ye serisi çekmeye çalışırken düzgün video çeksin diye her şampiyonu 10'ar kere oynamaktan eşit boyutlarda grafik oluşmuş adamcağızda ya. Ne çekti o çocuk o serileri çekerken var ya, bir bilseniz gerçekten çok zor bir şey başardı o dönem yani. Kral içerikti. Ve bakar mısınız, yeni şampiyonların hiçbiri yok resmen. Şef geri dön, ordunun sana ihtiyacı var. Adamın en düşük puanı 4500. Bak en düşük puanı 4500. Benimki 137 mi neydi? Bir şey oynadı mı oynamış yani Togi. Çok iyi. Sıradaki. Eski e-sporcu Elvin'de gidelim. Üst koridoru ne kadar domine ediyor görelim. Evet, grafikler fışkırdı bak. Kemiller, Irelia'lar, Fiora'lar. Şov yapacağım üst koridoru. Kennen, ben e-sporcuyum. Takım savaşlarında iş yapacağım üst koridoru. Renekton, Jayce, gel 1v1'de yetenek kapışalım. Yani hep böyle bu Elvin, gerçekten Elvin. Çok bakacak bir şey yok gibi yani. Evet, karşısında oynamak istemeyeceğiniz ne kadar üst koridor şampiyonu varsa hepsi Elvin'de. Bir tek Aloe'yi çok abartmamış sağ olsun. Bir de Kled, onun dışında gerçekten tam bir üst koridor canavarı. Lanet bir görüntü. En yüksek puan Camille'de, en düşük
83 puan Skarner kardeşim. Bir kere girmiş 4 yıl önce. Bu ne lan demiş, bir daha oynamamış şampiyonu. Ama tabi sadece bu hesabında. Aphelios olmamış kardeşim. O kadar şovlu şampiyonu oynuyorsun. Aphelios olamamış galiba. Evet, psikopat nişancıları oynayamıyor Elvin. Buradan bunları görüyoruz. Bakalım Kerem neler yapıyor ya. Bir Kane posterine bakalım. Bir tane Kane posteri gelsin. Al işte poster. Dev bir Kane. Yakışmayan bir Yasuo. Kane banlanınca alınmış bir Warwick. Ve üst koridor geldi, karşımdakini kanser edeyim şeklinde bir nar. Yıpratıcı bir şampiyon havuzum var Keremcim ya. Bu ne ya? Böyle bak Zoe'ler falan, hani böyle çok fazla sinir bozucu şampiyon var etrafta. Çok fazla böyle rakibi ezip geçmek üzerine sinir bozucu şampiyonlar var. Bu Yasuo ne böyle? Ama bayağı sağlam çeşitlilik var, saygı duydum. Yani her şampiyona en azından bir 5-6 kere oynamış bak. Küçük küçük bir sürü nokta var. En az ne oynamış acaba Kerem? O adam Kane'i de yok etmiş yani. 800k Kane var, orman sal kardeşim. 42 puan Zyra ne oğlum? Alt F4 mu attın Kerem? 42 puan Zyra ne? Ne yapmış olabilirsin 42 puan almak için? PD Kerine sövüp oyundan mı çıktın? Antalya'da elektrikler mi gitti? Ne oldu? 42 puan ne? Belveti de daha çok oynamasını beklerdim bir orman sever olarak, ama onun dışında güzel havuz, güzel havuz. Karminil'in 7 milyon ustalığı varmış. Ufaklıkla mı paylaşıyorsun hesabı? Doğru söyle Karminil. Şöyle geniş bir şampiyon havuzu görüyoruz. Daha çok hasar veren ve koruyan destekler etrafında. Biraz daha gerçek bir destek. Hani böyle canı sıkılınca Lux'la teklemeye, Brand'le yakmaya, Heimer'le, Zerat'la trollemeye, böyle Vel'Koz'la ışıldamaya geliyor. Ama onun dışında daha sakin. Karma'yla dürtüp koruyayım, Lulu'yla aynı şekilde, Janna'yla aynı şekilde, Nami'yle şekilde, böyle takım arkadaşlarının dostu bir destek, canı sıkılmadığı sürece Karminil'in. Canı sıkılırsa hasara dönüyor. Alt koridorda bayağı hareketlilik görüyoruz. Jhinler, Ashe'ler. Yine geniş güzel bir şampiyon havuzu var. Hikayenin yanında iyi bir havuz. Tebrikler. Karminil bir de yeni şampiyonları sevmiyor gibi. Bakar mısın? Nila, Vex, Viego, Belvetic. Hiç yaklaşılmamış bunlara. Sıradaki. Şampiyon, bu şampiyon havuzu değil, su birikintisi. Bu sesi. Ey Links Çerez, milleti analiz etmek gibi değilmiş değil mi? Ne bu? Yok hiçbir şey. Ama şimdi oynadığı şampiyonlar da sağlam mid şampiyonları. Itra bak, Twisted Fate, LeBlanc, Ryze, Viktor, böyle geleneksel orta koridor taşıyıcısıyım kimliğindeki şampiyonlar var. Ama genel olarak çeşitlilik çok az. Sylas falan, evet böyle bir Corki. Adam gerçekten yemin ediyorum e-spor dünya şampiyonasında artık son 16'da en çok oynanan garanti mid şampiyonları tier list gibi şampiyon havuzu, pardon, su birikintisi yapmış. Saygı duyarım. One pathetic sob story later. Hani böyle yağmurlu bir havada karşıdan karşıya geçmek için bekliyorsunuzdur ve bir taksi böyle bir küçük bir çukurun içinde birikmiş olan sulara basıp üstünüze fışkırtır ya, işte o sular Lynx Çerez'in şampiyon havuzu. Ama adamın şimdi bilgi birikimi sağlam, analizlerine her zaman saygı duyalım ve saygıdan bahsetmişken eski bir efsaneye doğru gidelim. Dünyanın en güzel nicklerinden bir tanesi. Bu İlter mi ya? İlter acaba iOS'te mi değil? Çünkü bu İlter'e benzemiyor. Lütfen bu İlter olmasın. Hayır hayır, değildir. Bir kere Irelia yok, olamaz. TR'ye bakalım biz bir. İlter'in nickini biri kaptıysa olay çıkarırım bu arada. Heh, şimdi konuşuyoruz. Şimdi İlter burada 2.3 milyon masterisiyle yeni şampiyonlara dokunulmamasından ve Irelia'nın büyüklüğünden tanıyabileceğimiz burada psikolog. Uzun bir süredir oyuna çok yakın değil bildiğim kadarıyla, buna rağmen bayağı güzel bir şampiyon havuzu var. Gangplank gibi, Lee Sin gibi yetenek isteyen şampiyonlar. Irelia, Yasuo, Fiora gibi yetenek bazlı seni koridorda yeneceğim şampiyonları. Pis bir Vayne var şurada. Çirkin bir Brand. Hain bir Nidalee. Tam bir OG ya İlter. Tam bir OG. İlk 5 sezonda karşıma gelen herkesi tokatladım şampiyon havuzu, yemin ediyorum bu. Puanlarda tabii ki yeni şampiyonlar en düşük. Ksante, Gwen, Zeri yeni çıkan. Bak ama unutmamış LoL'ü. Girmiş birkaç el oynamış. 2 ay önce bir her yeni şampiyon geldiğinde denemiş. Çünkü gönlü hala bizimle, kıyamam ya. Ordunun sana ihtiyacı var şef, geri dön. Zeon'u unuttuk. Zeon'un nicki ne? Zeon'un nickini bulalım. Zeon'a da bakalım. Burada kocaman çirkin bir Vayne görüp sinirleneyim. Hocacım bu ne, LOL videosu yok burada. Habire Lamborghini'ler bir şeyler. Hı? Nerede bu LOL videoları? Çok kırıldım. Valorant tabii.
Bol bol Valorant, PUBG tabii. 5 yıl önceden Kod adı Vayne'le Akmacalar diye bir videosunu buldum. Zeon. Bu ne? Bu ne? Bu gerçek Zeon değildir. Ben Neco'yu tanırım. Neco böyle bir şey yapmaz. Neco böyle bir insan değil. Hayır, hayır. Tamam, buldum Zeon'un gerçek nickini. Zeon. Çok iyi nick bu arada. Heh, bak ben dedim. O Vayne orada çirkin bir sivilce gibi var olacak dedim, pis çar. Etrafında bayağı sağlam bir şampiyon havuzu görüyoruz. Her şey azar azar oynanmış. Nişancılar Vayne banlanınca ya da çok net counter bir şampiyon gelince mecburen Jinx'ler, Ezreal'lar, Caitlyn'ler alınmış. Onun dışında bayağı bir yere dokunulmuş. Tebrik. Bak işte Lucian Ashe, yani klasik nişancılar işte. Şuradaki şu minicik Seraphine harika değil mi? Küçük böyle dokunulmuş. Şeye bakalım. En son, en eski, en az oynananlar neler? Evet, yeni çıkan şampiyonların Neco da şöyle bir bakmış ama genel olarak çok dokunmak istememiş. Vayne'i buradan çıkarırsan, Vayne'i buradan yok edersen, yapman gereken şey olan Vayne'i League of Legends'tan kaldırmak aksiyonunu yaparsan bayağı güzel şampiyona bu. Bu videoyu sonlandırmadan önce oyunlarımızı wishlist'e almanız gerekiyor Steam'de. Çünkü çok yakında kapalı betaları başlayacak. Böyle buradan Steam'den tıklayabilirsiniz. Strata.co üzerinden gidip sonra wishlist'e basabilirsiniz. Bekliyorum. Yaptınız mı? Yapmadıysanız videoyu bitiremem. Beklemek durumundayım. Eklediniz mi wishlist'e? Later. Soon after. You get the idea. Ekleyenler çok yakında kapalı betada ve ücretsiz demoda görüşmek dileğiyle diyelim. Elbette daha fazla YouTuber var ve elbette bu YouTuberların daha fazla hesapları da var ama ben denk geldiğim kadarıyla baktım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bol ustalıklar dilerim.